Şimdi Allah maşallah elhamdülillah müthiş bir savunma sistemi yaratmış vücudumuzda. Bu savunma sistemi sayesinde sürekli olarak vücudumuza giren bakteriler, mikroorganizmalar, mikroplar hemen vücut tarafından imha ediliyorlar ve biz ancak çok nadir durumlarda bu hastalıkla muhatap olabiliyoruz. Fakat tabii ki Allah'ın dilemesiyle bu savunma sisteminin çöktüğü ve bazen de karşı koyamadığı mesela kanser gibi durumlar olabiliyor. Geçenlerde kanserin en sevdiği besin maddesinin şeker olması ile ilgili bir makale okudum. Bu Otto Warburg isimli bilim adamı 1930'lu yıllarda kanserin esas sebebinin ne olduğunu buldu ve bu da vücudun normal hücrelerinin oksijenli solunum yaparken daha sonra oksijensiz yani anaerobik solunum yapmaya dönüşmesiyle olduğu ortaya çıktı. Şimdi bunun bilim adamı daha detaylarına indi. Kanser normal hücrelerden çok daha farklı biçimde metabolizma oluyor ve normal hücrelere oksijene ihtiyaç duyarken kanser hücreleri oksijene ihtiyaç duymuyor ve oksijensiz olarak hayatlarını geçirmeye devam ediyorlar. Tabii bu da bunların kanser hücrelerinin metabolizmalarının normal bir hücreden 8 kat daha fazla çalışmasına ve çok fazla besine ihtiyaç duymasına yol açıyor. Vücudun bütün besin ihtiyacını bu kanser hücreleri yavaş yavaş emmeye başlıyorlar ve çalışırken de mütemadiyen vücut normal kapasitesinin çok daha üzerinde çalışmaya başlıyor. Şimdi kanser sürekli olarak açlıktan ölme eşiğinde. Fakat ölmemek için de sürekli metabolizmasını daha hızlandırıyor ve sürekli yeni besin talebi içinde bulunuyor. Fakat vücutta yavaş yavaş besin kalmamaya başlıyor. Bu durumda işte kanser açlıktan ölmeye başlıyor. Ancak vücutta şeker üretemezse. O yüzden kanser çok hızlı olarak vücudu şeker üretmeye zorluyor. Bunu ne yapıyor? İşte kanser buna ziyan sendromu kaş eksi diyor. Kaş eksi hızlı olarak proteinlerden şeker üretmeye başlıyor vücutta. Ve kanser hücrelerinin bu şeker ihtiyacı proteinlerden yani yeniden glukoz yapımı oluşuyor vücutta. Ve proteinlerden şeker üreterek normalde bu vücudun her zaman yaptığı bir şey değil proteinlerden üretmek. Bu kanser hücreleri ihtiyaçlarını karşılamaya başlıyor. İşte savunma sistemi burada Allah'ın dilemesiyle devreye girememiş oluyor. Ve kanser hücreleri Allah'ın dilemesiyle yine orada üstün çıkıyor. Tabii ki inşallah Allah vesile ettiğinde tedavilerle ya da başka vesilelerle belki bazen bazı durumlarda tekrar savunma sistemi harekete geçilebiliyor. Fakat tabii ki burada kanseri dışta bırak yani hücrenin oradaki çalışma sistemine baktığımızda oradaki kanser hücresi de müthiş bir akıl göstererek çalışıyor. Neye ihtiyacı o? Tabii ki bir istila söz konusu vücutta ve şekere ihtiyacı olduğunu biliyor ve proteinden nasıl şeker üretebileceğini ve vücuda nasıl onun bir fayda getirebileceğini yani vücuda derken kendisine fayda getirebileceğini bilerek direkt şekere yöneliyor ve şekeri kendisi için depolamaya başlıyor. Bu da tabii ki Allah'ın bir imtihanı olmakla birlikte Allah'ın çok da büyük bir mucizesi ve oradaki yarattığı sistemin harikalığını gösteriyor maşallah.